Şimdi ise ekranlarınıza hayvanlara yardım eden gizli kahramanları getiriyoruz. Kahramanmaraş'ta Abdülhakim Eren yolda bulduğu uçamayan yavru kargayı evine getirip sahiplendi. Gel bakalım, şuraya gelin. Karganın evin yeni üyesi olduğunu belirten Eren, nasıl evden ayırıp doğaya göndereceğiz bilmiyoruz diyerek çaresizliğini dile getirdi. Bir karga yavrusunu kovalıyorlardı. Ben tuttum onu. Tuttuktan sonra bir karton kutuya koyup yolumdan geri döndüm. Eve getirip kızıma teslim ettim. 90 yaşında kayınvalide var. O ben vermem diyor, kızım vermem diyor. Şimdi evin ev sahibi oldu. Bir diğer kuş haberi ise Batman'dan geldi. Ebabil kuşu, Kur'an'da ismi geçen çok özel ve nadir kuşlardan. Genellikle 20 ila 30 yıl arasında yaşıyorlar ve kutsal bir kuş olarak biliniyor. İşte o kuş, Batman kent merkezinde vatandaşlar tarafından yerde bulundu. Uçamayan ebabil kuşuna Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği sahip çıktı. Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Onlar gerekli tedaviler yaptıktan sonra veteriner nezdinde bunun tedavisini yaptıktan sonra bunu doğaya salacağız. Refika Baransa Bursa'da doğum yapamadığı için kıvranan bir kedi gördü, kediyi alıp eve getirdi. İnternetten veteriner araştıran Baran, önüne ilk çıkan veterinerin numarasını aldı. Telefonla veteriner Meltem Seven'i arayıp durumu izah etti. Hayatında hiç kedi doğumu yaptırmamasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla veterinerin yönlendirmesiyle sıkıntılı olan doğumu bir saat içinde başarılı bir şekilde yaptı. Çektim, aldım diyemem çünkü bayağı bir zorlandım. Ama kedi dünyaya geldi, 25 dakika sürdü kedinin. İlk kedinin dünyaya gelmesi. Refika Baran böylece hem kedinin hem de 5 yavrusunun hayatını kurtardı.